yerin alay. Kayığa da binsem götürür ey canım hey. Kayığa da binsem götürür ey canım hey. Benim de bu... Şu an Gümüşhançuk ilçemiz, Büyük Hamam önü. Hacı Nazır Baba Tekkesi önü ve Ekim Pazarı civarındayız. Şu anda eskiler bilir Kazım Topçu. Babanın ismi neydi? Zeki Topçu. Zeki Topçu eski minibüsçülerden, kamyonculardan, Gümüşhacı köyümüzün şoförlerinden. Şu anda Kazım abiyle beraberiz. Yakaladık, kamerayı oturtturduk. Bizi denk izliyormuş, getirdi. Denk getirdik. Kamera sende abi. Ucuna denk geldi, evet. Ha. Memleketimizi seviyoruz da. İşte imkanlar dahilinde, yoksa gelip buranın havasıyla durmak kadar iyi bir şey ya yok. Sen buradan çıktın gittin, evet. Kartal'da durdun. Kaç sene durdun İstanbul Kartal'da? 30 sene. 30 sene durdun, oraya da bırakmışsın, Adapazarı'na gitmişsin. 10 senedir de Adapazarı'nda duruyoruz. Aynı bir köreşe, topaleşe bir yere bağlan ya, öyle duruyorum. Evden dışarı çıkmıyorum, yok yani. Ya niye açıklığa gelmiyorsun abi? İşte, ya sen bu mühendim arkadan yerli adamısın ya. Orada bizim şu pis hobimiz var ya. Ha şimdi içim gidiyor orada. Horoz 40-50 tane horoz var. 4 tane köpek var. Ya şurada bir ayrıntı vereyim. Aynı zamanda kuşbazcı horuzcudur. Eski horuz çocuğu. Evet, horuz. Yani horuz güreşlerini seviyoruz kardeşim, ne diyelim. Yasak değil mi beyefendi? Ne yasağı kardeşim? Neyin yasağı? Lütfen, memlekette neler yasak? Yasak olan şeyler değil. Aynen girecek sanırım. Fazla konuşayım mı? Konuşabildim abi, konuş. Serbest kürsüsün. Hiç mühim değil yani. İstanbul bir şey yok. Gelmişler, horoz besliyoruz, fındığına fıstığına bakıyoruz. Buna da yasak getiriyorlar, nasıl olacak? Bu ecdattan gelen bir hobidir hayvanlar yani. Hayvanlar ama dövüştürüyor. Zulüm yok. Tabi güleşecek ama zulüm yok. Yani diyor ki biz... Zulümü nasıl tam, o arayı nasıl ayarlıyor? Zulümü. Benim soruyu soruyor, ben de soruyorum. Evet. 1950 yılında evet. Şu Ekim pazarında evet. Hindi kaz dövüşleri tertip ediliyormuş. Ediliyordu. Pazar günlerinde özel seanslarla, seanslar burada seyirciler vardı, evet, var. Hastaları vardı. Evet, meraklıları vardı tabi. Zaten Sultan Abdülaziz bunun meraklısıdır, padişah. Yani memlekete Kurucu getiren, olmuş. Evet o. Git onun sarayında eski kümesleri yani sembolik olarak halen duruyor onların saraylarında. Şimdi memleketi konuşacağız. Ama bahaneden de yok yani. Bir şey horuza getirdik abi. Çıkamadı horuzdan. O da memleketinle alakalı. Biz yaşıyorsak bu memlekette bizim de zevkimiz kardeşim. Çıkmış hayvan hakkı değil, evinde de beslemez. Evinde bes... Bak kardeşim ki ne? Birbirine mühim değil valla. Kazım abi, ya Gümüşhacı bir konumuz. Bıraksana horuzdan çıkamadık ya. Ben televizyonda da dedim ya aynısını çıktım da 11 sene evvel. Tabii Kanal Türk'te, o zaman Kanal Türk vardı. Evet. Yani horuzcuları ve horuzları... Tabii canım ya kardeşim şimdi. Zulüm yasak. Zulümü karşıyız. Bu güleş yani. Spor. Ha. Gidemedim mi, koşamadım mı kaldırıyoruz. Bu kadar basit. Bunda başka bir şey yok ya. Koşamıyorsa artık kaldırıyoruz. Kazım abi. Arkasından zopa vurup da koş demiyoruz yani. Kazım abi şimdi ha. Memleket meselesinin önüne geçti. Horoz meselesi ya. Ya de karıştı. Değiştirek. Şimdi şey oradan çıktı işte. Evet. Şimdi gelip gidemiyorum. Orada hayvanlara bakmak lazım diye. Kaç yani, tane hayvan var? 50 olur, 100 olur. Yani tabi canım yani. Ya abi burada da bırakın ya. Olamıyor mu burada yani? Daha ya şey burayı bir aldık. Almaz olaydı. Almaz olaydı. Şimdi işte... Yere, bağladı seni. Ha, bağladı. Bir yere gidemiyor. Mesela o yani. Yoksa çok mecbur kaldık. Geldik. Birini zorla bulduk. Çocuğa dedik ki bize buraya bir bakıver yiyelim dedik. Yani zorla yani. Yani günlük yanımızda yakınımızda olsa... Haftada ki, bir gel git ya sorun yok. Kazım abi diyor ki şimdi hayvan besliyor, canlı hayvan diyor, buna bakmak diyor, mecburi diyor. Bizi de bağladı diyor ama diyor Hacı Koy'da aklımız, kulağımız, beynimiz burada diyor. Doğru mu söylüyorsun? Doğru tabii ya. Ya şu tavukları buraya getirdin, burada besle abi şimdi ya. Şimdi kardeşim oralarda bir sene duracağına 3 ay burada dur ölürsen göl ne diyeceğim. Terlemeden ölürsün yani. Ya, mesele de değil yani. Zaten ölmeyen yok, herkes ölecek sırası geldi. Onda bir şüphemiz yok. Ha. O zaman son ne diyeceksin? Bağlayalım. Ne diyek? Eşe, dosta, herkese çok selam. Memleket unutulmaz. Memleketimiz kötü değil. Bir tek kötülüğü vardır bizim memleketin. İşsizliğinden, güçsüzlüğünden o onun dedikodusunu yapar, onun bunu bırakmaz bizim memleketimiz. Lüzumsuz bir iştir yani. Güzel şeyler var.
Evet, güzel, güzel ise herkes güzeldir yani. Bu memlekette doğan büyüyen herkes güzeldir, kötü değildir. Evet. Kötümüz azdır. Ben öyle biliyorum, öyle olması da lazımdır. Yani. Bizim insanlar her yerde taklit ediyor. Yani gerçek budur yani. O zaman oraya el sallayalım, kapatalım. Evet. Deniz üstü köpürür, hey canım, rinnanay, rinnarinnanay. Kayada binsem götürür, hey canım hey. Kayada binsem götürür.